Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. ÖSYM formatında soru kampının 12. videosuyla karşınızdayız. Yani hocam son videosundayız arkadaşlar. Son video. İçeriğimiz tabii ki paragraf olacak, onu biliyorsunuz. Genelde böyle sona atıyoruz etkisi hiç geçmesin diye. Şimdi hocam, güzel, son videomuzu çekiyoruz. Şöyle birçok soru tarzından seçme yaptım sizler için arkadaşlar. Şöyle kağıtları açar gibi göstereyim. Neyin peşindesin? Soru bankasından arkadaşlar seçmeler yaptım. Şimdi onları böyle ekrana getireceğim. Tek tek yaklaştıracağız. Çatır çatır çöze çöze gideceğiz. Onlarca paragraf soru tarzı var. İçiniz çok rahat olsun. Şimdi onlar bizi beklesin hocam. Yarın arkadaşlar, yarın bir kamp duyurusu yapacağım. O kamp duyurusunun içeriğini şöyle söylemiştim. Şöyle küçük bir tüyo vermiştim. Yine aynı tüyoyu vereceğim. Kamp duyurusunda öğreneceksiniz her şeyi. Şöyle demiştim. Soru işaretleri tamamen ortadan kalkacak. Kafanızda hiçbir şey, yani soru işareti uyandıracak, sıkıntı yaratacak hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Nokta atışlar, mükemmel videolar gelecek. Oh be diyeceğiz, tamamdır. Vallahi hocam ben de şu muydu deyip duruyordum. O da artık tamamen ortadan kalktı diyeceksiniz. Yani inanılmaz bir kamp bizi bekliyor, haberiniz olsun. Sadece soru işaretlerini gidereceğini söyledim. Yarın zaten içeri hakkında ayrıntılı bilgi inşallah aktaracağım. Peki hocam, çok uzattın. Hadi başlayalım. Neyin peşindesin? Paragraf soru bankasından aldım arkadaşlar. Tekrar bir göstereyim. Rengarenk kitabımızdan. Buradan böyle sayfaları açtım, yırttım, kestim falan fistan. Kestim demeyeyim, katlayayım. Katladım. Onları karşınıza getirdim arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştıralım iyice. Rahat olun, iyice netleştireceğiz. Bomba gibi göre göre gideceğiz. Her biri içinde böyle uğraşmayacağız. Şimdi pratikliği sağlayalım, olay bitecek. Peki. Evet, ilk sorumuz bir diyalog tamamlama sorusu arkadaşlar. Gayet net görünüyor diye düşünüyorum. Peki hocam, ne diyor bakalım. Muhabir var, tamam, güzel. Boş bırakılmış, belli ki bir soru sormuş. Yazarımız da bir cevap vermiş. Bakalım bu boş bırakılan yere hangi soru gelecek diyor. Hadi bakalım. Çünkü bunları yazmak için ciddi bir hafıza gerekir ve yanlış bir şey anlatmak istemem. Annedir, babadır onlar. İlla ki izin almalısınız. Tamam, yeter, yeter. Daha fazla okursak zaten ne anladım bu işten. Azıcık okuduk, şöyle bir iki satır, bir iki cümle başlıyorum. Eserlerinize başlamadan ne gibi ritüeller gerçekleştirirsiniz? Fena değil ama ritüel vesaire, anne babalar var, hafıza var değil mi? Geçtim. Çocukluk anılarınızı yazarken ebeveynlerinize neden? Bakın. Ne diyor? Bunları yazmak için hafıza gerekir. Ya belli ki geçmişe dair şeylerden bahsedeceğiz. Ebeveynler, anne baba vesaire, izin almak, onlara danışmak. Bursa benim net doğru cevabım. Bakın arkadaşlar, bu soruyu iki türlü çözebiliriz. Şöyle netliğine bir daha bakayım. Ha, İki türlü çözebiliriz arkadaşlar bunu. Bir, soruları tek tek deneyip böyle okuyarak, ki en az 2-3 dakikanızı alır. Büyük zaman kaybıdır. İki, en doğru taktik, en hızlı çözüm. Önce soruya şöyle bir bakıp, daha doğrusu verilmiş olan cevaba şöyle bir göz atıp ondan sonra soruları denemeniz sizi çok daha hızlı çözmeye götürecektir. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Geldik yer değiştirmeye. Bakalım burada neler göreceğiz. Hemen burada yaklaştırın diyeceğim ama gerek yok arkadaşlar. Sürekli yaklaştır uzaklaştır. Sizleri de yormak istemem. Hadi hocam başlayalım. Yer değiştirme sorusu nedir? Hangi ikisi yer değiştirecek diye. Bakalım bulalım hocam. Bakalım. Simülatörlerle çalışma sonrasında kazanılan deneyimle elbette gerçek bir deneyim tutulamaz. Ha, bir tutulamaz. Tamam, bunu anladık hocam. Bakın çok güzel bir giriş cümlesi bu. Birin yer değiştirmeyeceğini biliyoruz. Ben burada sabitledim. İstersen birin olduğu seçenekleri de eleyerek gidebilirim. Devam. Ama öyle durumlar vardır ki öncelikle bir simülatör üzerinde deneyim kazanılması zorunludur. Ha, bu böyledir ama yani 2 numarada birin bariz devamı niteliğinde 2'yi de hareket ettiremiyorum. Yani 1 ve 2 asla yer değiştiremeyecek. Biz bunları net bir şekilde sabitleyeceğiz. 3'e bakalım. Gerçek deneyimin göz ardı edildiği durumlar tespit edilerek. Şimdi bir dakika. Zaten geriye 3, 5, 3, 4 kaldı. Yani belli ki 3 yer değiştirecek. 4 de mi 5 de mi? Nasıl da tespit edeceğiz bunu? 4'ün girişine bakalım. Bu tarz işlerde bakın 2 numaraya baktık. Bir de 5'e bakalım. Bu tespit. Ha, bak ne demişti 2'de hocam? Ama öyle durumlar vardı ki öncelikle bir simülatör üzerinde deneyim kazanması zorunludur. Bu tespit. Bizim bakış açımızda, bak şimdi devam ettiği zaman bizim bakış açımız falan içeriğini göremedim 2'de. 4'e bakalım. Bu tarz işlerde gerçek deneyim. Durdum işte burada. Ne demişti bakın. Öncelikle bir simülatör üzerinde deneyim kazanması zorunludur. Bu tarz işlerde gerçek deneyim göz ardı. Ha, şimdi oldu işte. Bakın bir arada kalıyoruz değil mi? Gittim. 3, 4, 4, 5'e bir baktım. 4 olabilirdi önce. 5 mi olabilir acaba dedim. Azıcık ilerletince de zaten cevabı gördüm. Şimdi bir numaralı ifade. Bariz bir giriş cümlesi. Ben bunu sabitledim arkadaşlar. Bunu biliyoruz artık. Oturttuk. Hemen şıklar da nedir? İki numaraya geldim. O da onun devamı, onu denedim. Cevabın 3 ile başladığını görünce, ki görmesem de artık 3'ün girişinden belli ki yer değiştireceğini anlamıştık. 3, 4 ve 3, 5 kalmıştı arkadaşlar. 4'ü denedim, 5'i denedim. İkisi de oldukça iddialı. Azıcık 4'ü ilerletince gerçek deneyim falan, tamam dedim. 3 ve 4 değişikliği yapılırsa tam bir metin paragraf karşımıza gelir. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Geçtim hocam. Neye geçtik hocam bu sefer? Bu da tabii ki olumsuz soru kökü arkadaşlar. Olumsuz soru köklerinde neler yapacağımızı biliyoruz. Ama isterseniz
Hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim hocam. Ne diyor? Bu parçaların hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz, değinilmemiştir, çıkarılamaz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Mesela aşağıda da değinilmemiştir var. Hadi gelin isterseniz değinilmemiştir çözelim. Hadi son anda bir karar değişikliği. Değinilmemiştir daha tipik çünkü. Yani genelde bunu bekliyoruz çünkü. Peki hadi değinilmemiştire bakalım. Değinilmemiştir sorusu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce anahtar kelimeler. Doğal afetlerin tasniflendirilerek incelenebildiğine. Tasniflendirmek yani sınıflandırmak. Bursa, heyelanın en sık görüldüğü yerin Karadeniz mi? En sık görüldüğü yer. Tamam. Karadeniz zaten cepte kaldı anahtar kelime olarak. Bakar bakmaz da bakın Karadeniz diye çat diye yakalayabiliriz bunu yani. O cepte kaldı. Ağaç dikmenin heyelandan korunmak için bir yol olduğuna ağaç dikmek tamam. Denizli heyelanın zamanla da değişim gelişim daha doğrusu gösterebileceğine gelişim göstermek. Set yapmanın heyelandan korunmak için en etkili yol olduğuna tamam set yapmak en etkili yol. Anladım az çok. Bir iki tanesi aklımda kaldı. Hadi başlayalım. Ne diyor bakalım bize cevabımız. Doğal afetleri jeolojik ve meteorolojik gibi bir sınıflandırma ile incelemek mümkündür. Yani Adana'yı diyor ele. Tasnif edebiliriz diyor yani. Adana gitsin. Deprem, tsunami, heyelan gibi olaylar jeolojik afetlerdir. Sel, çığ, kuraklık gibi afetlerse meteorolojik etkenli olarak bilinmektedir. Özellikle yüksek ve eğimli noktalarda zeminin hareket etmesi olayı olarak tanımlanan heyelan incelenir. Heyelan da kopan kütle yer değiştirir. Çok sık yaşanan bir olaydır. Tamam, güzel. Bir anda olabileceği gibi zamanla da gelişim gösterebilir. Yani Denizli'yi diyor rahat bir şekilde ele. Zamanla gelişim göstermek. Tamam, ülkemizde Karadeniz bölgesi bu olayın en sık görülebileceği. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Bursa'yı değiliyoruz. Ne kaldı? Ağaç dikmenin koruyabileceği bir de set yapmanın en etkili yol olduğu devamını anlayacağız. Heyelandan korunmak için set yapmak, zemini sertleştirmek, ağaç dikmek gibi. Çok önemli önlemler bu. Şimdi ağaç dikmek eyvallah tamam etkiliymiş ama set yapmanın en etkili olduğu vurgusu var mı? Hayır. Set yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak hepsi etkili diyor. Ama en etkili demiyor hocam. Doğru cevap kesinlikle 2 numara. İşte soru bu arkadaşlar. Tam bir ÖSYM formatı, tam bir 2022 sorusu. Nasıl yani hocam? Bakın A, B ve D'yi çok rahat eledik. C ve E arasında kaldık. Ağaç dikmekte, set yapmakta metnin burasında geçiyor arkadaşlar. İkisi de çok net var. Ama en etkili yol vurgusu olmadığı için Edirne'ye gittim. Tamam lütfen bu tarz oyunlara dikkat edin. Çıkmış sorulara bakın zaten bu dediğimi çok daha güzel göreceksiniz arkadaşlar. Peki geldik iki cümleyi birleştirme sorusuna. İki cümleyi birleştirmede ne yapıyoruz hocam? Kısaca özetleyip ikisinin de özetinin olduğu, ikisinin de birleştiği cümleyi arıyoruz tabii ki. Yani hocam hadi bakalım. Önce soru köküne bakalım. Bu iki cümle ifade edilen bu iki cümlede ifade edilenlerin diyor anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali. Anlamca bakın dikkat. Tamam. Şairlerin ince ruhlu oluşları şiir okurunun pek de hissedemeyeceği bir durumdur. İnce ruhlu oluşları pek hissedilmez. Anahtar kelime cepte. Tamam. Şiirler her zaman güzel konuları ele almaz. Güzel konuları ele almamak. Tamam. İnce ruh ve farklı konuları da ele alıp alabileceği. Tamam. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Şairlerin ince ruhlu oluşlarını hisseden kişi güzel konuları da görecektir. Yani güzel konuları ele almaz vurgusu yok burada. İlk cümle biraz var burada. Şairlerin ince ruhlu olmaları için konuların da güzel olması gerekir. Yani güzel olmayabilir diyor yukarıda değil mi? Onu da geçtim. Şiirler kötü konuları işlerken şairlerin hassasiyeti de görülmeyebilir. Ha. Yani şiirler kötü konuları işleyebilir. İkinci cümlede bunu görüyoruz. Güzel olmayan derken tamam. Şairlerin hassasiyeti görülmeyebilir demişti, hissedilmeyebilir demişti ilk başta. Onu da gördüm. Her ikisinde mutlaka içermesi lazım. Cümledeki anlamsızlığa çok takılma. Ne alaka hocam şimdi şiirlerin kötü konuları işlemesi falan? Bunlara hiç gitme. Yani sınavda çünkü öyle bir muhasebeye girdiğin zaman kafalar yanar hocam. Burada mantık var mı yok muyla hiç uğraşma. Bu cümle ne diyor? Şunu diyor. Bu cümle ne diyor? Bunu diyor. Bu ikisinin birleştiği nerede? Ceyhan'da, Adana'da, Bursa'da. Bütün mesele bundan ibaret. Var mı soru işareti? Yok. İki cümleyi birleştirmede yine gelme ihtimali çok yüksek olan bir soru tarzı. İşte yeni nesil bir soru tarzıyla karşınızdayım arkadaşlar. 1-2 yıldır soruyorlar. Bakalım bu sene çıkacak mı? Çıkma ihtimali var çünkü orijinal yeni nesil diyeceğimiz o tarz adlandıracağımız bir soru tarzı arkadaşlar. 2 numaralı cümle için hangisi söylenebilir söylenemez? Tamam bakın burada söylenebilir sorusu var. Lütfen hazır olalım. Şimdi ekmek aslanın midesinde sözünü duyduğum günden bu yana yerleşmiş bir yargının yani midesinde değil ağzında olma durumunun nasıl bu kadar değişebilir olduğuna şaşıyorum diyor. Hani ekmek aslanın ağzındadır diye o söz artık midesinde vurgusu o kadar çok yaygınlaştı ki tamam buna şaşıyorum diyor anladım. 2 numara şimdi olayı çözüyor. Kimi sözler kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik yaşayabilir. Şimdi burada ne demek istiyor adam? Şimdi ona bakacağız. Bakın dikkat arkadaşlar ne diyor? Birinci cümledeki yargının ne durumlarda anlamsız olabileceği anlatılmıştır. Hayır şu durumda şöyledir bu durumda böyledir demedi. Devam. Birinci cümledeki ifadenin bir açıklaması niteliğindedir. Ha, burada bir derin nefes aldık. Şimdi hocam burada bir metin verdi bize. Burada bir cümle verdi ve diyor ki kimi sözler diyor kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik şaşırma diyor yani. Bu sözün böyle değiştiğine şaşırma. Kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik yaşayabilir. Yani birin adeta açıklayıcısı olmuş. Doğru cevap kesinlikle Bursa olmuş arkadaşlar. Bu sorularda şu tarz şıklara hazır olunuz. Bakın şıklara kadar net söylüyorum arkadaşlar size. Der ki mesela atıyorum Bursa'da Ceyhan'da işte birinci cümledeki ifadenin nedenini belirtmiştir. Birinci cümledeki cümlenin sözün neyse sonucudur gibi tamam. Yani bu
iki numaralı ifade neden, sonuç gibi şeyler de belirtebilir. Hazır olmanızda fayda var. Geldik paragrafta anlatıma. Bela sorulardandır. Zevklidir ama yani sıkıntılı yanı da var. Yanlış yapmaya çok da müsaittir. Göremeyeceğimiz diyelim şeyler olabilir. Ne diyor? Bu parçanın anlamı ile ilgili hangisi söylenemez? Çıkarılamaz gibi bir şey bu. Yine şıklardan hızlıca gideceğiz. Ama burada dediğim gibi didik didik etmemiz gerekecek. Bir olay karşısındaki farklı davranışlar söylenmiştir. Farklı davranışlar eyvallah. Birden fazla ikileme var eyvallah. Benzetmeden yararlanılmıştır. Aşamalı bir olay anlatılmıştır. Kişileştirme yapılmıştır. Bismillah. Tipik sınav seçenekleri bunlar net. Başlıyoruz. Kasabanın üzerinden beliren güneş halkın gölgesini elinden bir anda alıveriyor. Ne yaptı hocam? Kişileştirme. Güneşi ne yaptı? Halkın elinden çat diye gölgeyi çekti aldı falan. Bariz bir kişileştirme var. Bunu herkes fark etti. Herkes kaçacak bir delik arıyor. Kimi dükkanına, kimi evine, bir ağacın gölgesine sığınıyor. Tamam. Yani bir olay karşısında farklı davranışlar sergilemişler. Bu arada A şıkkı çok orijinal. Daha önce hiçbir sınavda kullanılmamış bir seçenek. Çok orijinal bir seçenek. Güzel, bunu da anlamış olduk. Devam hocam. Güneş gittikçe acımasızlaşıyor ve yakıp kavuruyor ortalığı. Eyvallah. Ha, bu arada kişileştirmenin olduğu yerde arkadaşlar benzetmenin olması zorunludur. Çünkü sen kişileştirme yaparak bir varlığı insana benzetmiş de oluyorsun. Yani C ve E otomatik olarak elendi aslında. Adana'yı denedik. Ne kaldı? Birden fazla ikileme ve aşamalı durum. Bakalım hangisi var. Dokunduğunuz her yer ateş gibi. Su arıyorsunuz çaresizce. Bir yudum su ama yok. Herkes bir kenara çekilmiş. Kendini güneşten koruyor. Yavaş yavaş bulutların ardına çekilen güneş biraz olsun insanlara acıyor ve gölgeliği sunuyor. Şimdi yavaş yavaşı gördük. Duygusal bir ses tonunu da aktardığımı düşünüyorum sizlere sonlara doğru. Çünkü yakıyor, millet kaçıyor falan. Burada gülemeyiz. Burada gülemeyiz. Tamam. Doğal olarak ikilemeyi vermiş hocam. Eyvallah. Bir tane var. Birden fazla ikileme yok. Ama aşamalı durum anlatıldı. Ya güneş doğdu. Halkın elinden aldı gölgesini. Herkes sağa sola kaçıyor. Sonra su arıyorlar. Ya bir aşamalı bir durum da var. Doğal olarak Deniz'le eledim şöyle. Bursa. Benim doğru cevabım olacak. Bir tane ikileme var. O da yavaş yavaş ikilemesi. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Güzel soruydu. Sağlam soruydu. Vaktimizi de çaldı hocam. Getirilebilir getirilemez sorusu. Güzel. Hepsinin ekrana sığıyor olması mutluluk verici. Uğraşmıyoruz. Ne diyor? Boş yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Deneyeceğiz, yanılacağız ama yanılmamak adına ne yapmak lazım onu söyleyelim. Bakın ne diyor. Sınav sürecinde bunun ayyuka çıkması hiç de istenmeyen bir durumdur. İlginçtir ki mutlaka bir amcaoğlu tıp, diğer amcaoğlu hukuk okumaktadır. ... Ama yine de bu duruma kendinizi alıştırırsınız. Yani mutlaka akrabalardan birileri iyi yerler kazanmışlar diyor. İyi bölümler kazanmışlardır diyor. Bunun için ne yapmak lazım? Şimdi ben en baştan almadım bakın. Bir deyip de bismillah deyip şuradan başlamadım ki zaman kazanalım. Müthiş bir zaman kazandık. Konuşarak zamanı kaybediyorum, ayrı bir konu ama size aktarmam lazım bunları o yüzden. Siz okuyacaksınız direkt zaten. Peki bu da sizin çalışma şevkinizi artıran, kıyaslamayı engelleyen, nasıl kıyaslamayı engelleyen bir durum olabilir? Tam tersi. Bursa, ister istemez siz de bunlar olumsuz anlamda etkilenirsiniz. Ha, birileri mutlaka şunu şunu yapar. Siz de ister istemez bundan mutlaka olumsuz etkilenirsiniz. Budur. Hocam Ceyhan... Geç Allah'ını seversin diye. Hocam Edirne çok güçlü. Ya geç. Denizli ya. Bırak Denizli'yi Allah'ını seversin. Hocam Adana okuduk onu zaten. Şimdi sizden ricam şu arkadaşlar. Getirilebilir getirilemez net sorusu budur. Yani sonlara doğru hatta son cümleye genelde atılır. Bu da son cümleye atıldı sayılır yani en sonda zaten. Doğal olarak ta getirilebilir getirilemez. Ta şuradaki Rüştü Hoca'dan başlamanın bir manası yok. Ta buradaki çizgileri böyle sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 5'e denk geliyor. Hadi başlıyorum falan. Gerek yok bunlara. Yani her şeyi sayıp böyle sayfayı özümseyip başlamanın bir manası yok. Sınavdayız arkadaşlar. Ne kadar çok kaçamak nokta yakalarsak, ne kadar çok açığının üzerine gidersek soruların o kadar hızlı çözeriz. Artık sınavlar baştan sona bütün sınavlar arkadaşlar hız sınavı oldu. Bilgi sınavı olmaktan çıktı. Artık herkes her şeyi biliyor arkadaşlar. Ne söylerse söyleyelim ben biliyorum hocam bunu diyor mesela. Şu yapım ekibine biliyorum hocam. Şu çekim ekibine biliyorum. Yapamıyor ama adam. Biliyor ama yapamıyor. Daha doğrusu yetiştiremiyor. Görse yapacak soruları. Şöyle ben bu soruya mesela rahat böyle bir iki dakika ayırsam her türlü doğru yaparım bu soruyu diyor öğrenci. Doğru. İnanılmaz bir atıyorum yapım eki çekim eki sorusu. Dehşet bir sözcükle yapı sorusu. Hiç duymadığı kelime kökleri. Hocam diyor yani bana şöyle bir 3 dakika falan verseniz bunu parçalarım diyor. Hakikaten öyle soruyorum takır takır biliyor adam her şeyi. Ama bunu ne yapması lazım? Sınavda 30-40 saniyede yapması lazım ki matematik sorularını görebilsin. Diğer soruları görebilsin. Doğal olarak hız artık esas oldu arkadaşlar. Bilgiyi hızlı kullanmak. Onun için bol soru çözmek. Daha da ötesinde bazı yöntemleri, taktikleri cebe koymak lazım. Yoksa arkadaşlar bocalıyoruz, ciddi anlamda vakit kaybediyoruz onu söyleyeyim. Aman Allah'ım bu nasıl bir renktir? Bu nasıl bir renktir? Göz alıcı bir renk hocam. Hangisine ulaşılabilir diyor. Ulaşılabilir, ulaşılamaz sorusu. Hemen başlayalım. Şimdi ulaşılabilir sorularında arkadaşlar hafızasına güvenenler. Ben hocam okuduğumu anlıyorum net diyenler. Aklında kalıyor diyenler daha doğrusu. Metni şöyle bir kere okuyup şıklar üzerinden gidip yapabilirler.
Ama ben çok da öyle kendime güvenemiyorum. Yani okur okumaz aklımda kalıyor diyemem açıkçası. O yüzden şıklardan gideceğim. Yani olumsuz soru çözer gibi. O yüzden şıklardan birini yakalarsam cevaba gideceğim. Normalde olumsuz soruda eliyorduk ya. Adana var ele, Bursa var ele. Çünkü değinilmemiştir'i bulmaya çalışıyoruz. Bunlara değinilmiş demek ki diyoruz. Ama burada da değinilmiştir adeta bulacağız. Yani A seçeneğinde ne diyor mesela? Denemek ve sonuçlarına göre bu denemeleri artırmak doğru olan. Denemeleri artırmak sonuçlarına göre. Üste görürsem çat diye Adana deyip geçeceğim. Bu kadar. Hadi o zaman. Bursa, başarılı olan her insan tek denemede bunu elde etmiştir, tek deneme. Deneme yanılma sonrasında yorulan insan devam etmez. Yorulan insan devam etmez. Denemelerin son hamlesi her zaman olmazları olduran hamledir. Evet, son hamle önemli. Birey denemelerinde kendine bir sınır koymamalıdır. Sınır koymamak. Tamam, bunlardan birini yakaladığım an çat diye cevaba gideceğim. Başlayalım. Denemekten yılmamak ve başarının denemeler sonrası geleceğini bilmek gerekir. İnsan genellikle son ana kadar dener ve belki bir kere daha denese başarılı olacaktır ama o esnada vazgeçer. Burada birçok şıkka gidiyor aslında burası ama net arıyoruz, direkt arıyoruz. Belki de onlarca mesela bu cümle hani belki bir daha denese yapacak ama diyor ya son hamle önemlidir buradan çıkarmamızı sağlamaz. Belki de yapamayacak. Doğal olarak bir emir geçmesini istiyoruz cümlenin neredeyse. Bunun önüne geçebilmek için yılmadan denemeye çalışmak gerekir. Bunu hayatımızın her alanında uygulayabilirsiniz. Sınava hazırlanırken bile son ana kadar oldukça düşük netlerle gidebilirsiniz. Ama belki de sınav sizin en yüksek neti yapacağınız bir deneme olacaktır. Bu nedenle kendinizi sınırlandırmayın. Kendini sınırlandırma, kendine sınır koyma, birebir yakaladım. Diğer şıkları zorlarsam çıkarabilecek durumdaydım aslında. Biraz böyle ya hocam işte son kısım önemliymiş o zaman son deneme. Ama bu biraz zorlama olacaktı işte. Çıkarılabilir sorusunun çok ötesinde bu. Bizden bir şey çıkarmamızı istemiyor. Direkt ulaşılabiliri bulmamızı istiyor. O yüzden Edirne birebir geçtiğinden bizim doğru cevabımız olacak. Bu ne hocam Allah'ını seversen? Bu da ana düşünce sorusu arkadaşlar. Paragrafta ana düşünce sorusu. Hemen bakalım arkadaşlar ikinci soruya. Güzel de sığdı. Hangisi vurgulanmak istenen yargı diyor. Hemen bir şeyler yapmaya koyulmak ve sonucunu beklemek hayalin tohumunu atmak demektir. Bu tohumu atmak her zaman tutucu anlamına gelmese de zihninizdeki kalabalığı azaltmış olursunuz. Süper. Ne güzel bir söz değil mi? Vallahi harika bir söz. Ya yap diyor. Bir adım at en azından. Boş ver. Hayalin gerçekleşmese de diyor. Ya en azından ne yapmış olursun? Kafadaki bu karışıklık, doluluk gider. Onu da elemiş olursun diyor. Güzel. Bakalım cevabımız ne olacak? Hayal dünyasında zihninizdeki karışıklığı azaltabiliriz. Ve fena değil. Bir şeyleri uygulamaya başlamak içimizdeki gücü artırır. İstemek ve hayal etmek uygulama aşamasında etkili olur. Eyvallah. Zihninizdekileri eyleme dökmek her zaman sonuç vermesine sizi rahatlatır. Süpersin ya. Yemin ediyorum yani. Bir şık ancak bu kadar net ve güzel olabilir. A şıkkı çok etkiliydi ama Deniz'de birebir cuk oturdu. Aynısını verdi. Bakın arkadaşlar, ana düşünce sorularında şunu görüyorum. Hocam ben Bursa yaptım ama şu soruya bir bakın. Hepsi var diyor mesela. Öğrenci bana böyle mesaj atıyor. Hocam diyor ben Edirne dedim ama cevap anahtarı da Edirne diyor. Ama sanki Denizli Ceyhan da var diyor. Haklı. Ana düşünce sorularında tamamı yer alır arkadaşlar metin. Zorlayalım Adana'yı buluruz. Vallahi buluruz. Zorlayalım Bursa'da vardır. Ama ben bunları anlatıyorum da vurgulamak istediğim bu değil diyor adam. Bütün mesele bu işte. Mesela cevabımız Denizli mi? Benim vurgulamak istediğim şey Denizli diyor. Yani ben Edirne, Ceyhan, Bursa, Adana hepsini anlattım ama vurguladığım şey Denizli diyor. Tamam, bu algıyı lütfen unutmayın. Doğal olarak vurgulanmak istenen, asla anlatılmak istenen gibi yargıların altını çizin. Ya bu parçada anlatılmak istenen nedir deseydi bu şıkların hepsini çizmemiz gerekirdi. Hepsi var neredeyse çünkü burada. Vurgulanmak istenen dediği zaman bu soru tam anlamıyla bir soru oldu. Sizler ricam lütfen bu soru köklerinde soru kökünü şöyle bir çizin. Ha, vurgulanmak isteneni arıyorum diye kendinizi lütfen uyarınız, olur mu? Aksi halde baya baya 2-3 şık arasında kalabilirsiniz. Evet, akışı bozan cümleyi bulma hocam. Aman Allah'ım. Haydi başlayalım. Ne diyor? Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. Akış bozma sorularında bir şeyin devam niteliğinde bir ifadenin cevap olması için tüm seçeneklerin devam niteliği taşıması gerekir. O taktiği de burada anlatıyoruz. 2020 TYT sorusunda da tıpkı böyle bir soruya, böyle bir durum yaşanmıştı. Tam bağlayıcı ifadeyi elecektik ki bakın bunlar bariz birbirinin devamı. Ne yaptık? Bu tarz diyor, bu da devam. Fulleteni bitirenler yaşadı diyor. Eyvallah. Reklamımızı da son soruda vallahi bilinçsiz bir şekilde yapmışız hocam. Yazarken muhtemelen bilinçli yazmışım da şu an denk gelmesi bilinçsiz. Edirne bizim doğru cevabımız. Akış bozmadı arkadaşlar. Bakın bir numaralı cümleyi okudum. 2 numara bariz devamdı. 3 numara tam bağlayıcı ifadeleri eleyecektik ki bu da bariz devam. 4 numara zaten bu tarz diye başlıyor. Elimizde 5 kaldı. 5 de zaten bariz giriş cümlesi özelliği taşıyor değil mi? O da zaten devam niteliği taşımaz. Bu taktik arkadaşlar özellikle ikinci cümleye geçiş, ikinci parçaya geçiş sorularında çok daha güzeldir. Çok daha saniyesinde çözdürür. Akış bozmada zaman zaman böyle 1-2 cümle okunması gerekebilir. Ama bağlayıcı ifadeleri eleme yöntemini unutmayınız. Cebinizde kalsın. Evet, bu kampın son videosunda da bayağı bir arkadaşlar soru tarzı konuşmuş olduk. Bayağı. Yani en azından lazım olan sınavda mutlaka karşımıza gelecek soru tarzlarını bitirmiş olduk. Ana vallahi sonra da benim denk gelmem ne de güzel oldu. Vallahi bu tamamen tesadüfi bir şey oldu. Süpersin hocam. Yarın ne yapacağız? Yeni kampı duyuracağız. Yeni kampta görüşmek üzere. Kolay gelsin.